Yürü. Kim orada? Amirim sen söyleyebilir misin lütfen? Birazcık daha hızlı gitsinler lütfen. Okey, o zaman ben söylerim. Alo, alo, alo. Lan bırak. Lan bak, adam bile otur orada. Yoksa atarım dışarı seni. Dışarı ne ya? İçeri atması gerekmiyor mu normalde? Öyle oluyor hep filmlerde falan. Öf be. Yemin ediyorum tosbağa gibi dönüyorsunuz. Şuna bak he. İnanamıyorum size. Benim tosbağa daha iyi gidiyor. Hadi biraz hızlı git lütfen, kız ölecek orada. Bekle Nisan, geliyorum. Hazır mısın? Ama kendimi mutlu hissediyorum. Gitme vaktin geldi Nisan. Senin yüzünden hayatımın son bir yılı cehennemde geçti. Şimdi seni de oraya göndereceğim. Nisan neredesin ya? Al işte yine meşgul. Yine meşgul, delireceğim ya, yine meşgul. Artık her şey bitti. Ayrılma vakti. Can, sen arkadan dolaş, üç kişi camla gitsin. Siz benimle gelin. Sen otur arabada, bir yere kıvırdama. Ya çok sıkıcı. Şu kardeş, şafak kaç senin ya? İkimiz de aynı yolun yolcusuyuz ya. İkimiz de bekliyoruz burada.
Ben niye kaldım burada ya? O ne lan? Ben de ne oluyor? Kim var orada? Kim var orada? Asil teslim ol. Yaklaşma, vururum kızı. Bak etrafın sarılı. Bırak o silahı, teslim ol. Yaklaşma dedim. Bir aptallık yapma, bırak kızı. Yaklaşma dedim sana. Silahı bırak teslim ol. Tamam. Tamam. Nisan! 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 Yine geleceğim Nisan! Nereye geliyorsun lan? Öyle kolay kurtulamayacaksın benden. Tamam. Merak etme, tamam mı? Geçti. Bir yıldır her yerde aranıyormuş zaten manyak. Layık olduğu yeri buldu artık. Hadi gel. İyi misin? Nasıl merak etmeyeyim ya? Onca şeyi yaşadın, aynen Hollywood filmlerindeki gibi yani. Abidim bak, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, dinliyorum. Bana bak. Bu olanlardan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Özellikle Sinan Hoca'ya. Kızım niye ki ya? Söyle, niye saklıyorsun? Bilsin adam. Ya bana acımasını istemiyorum. Kimsenin bana acımasını istemiyorum. Hem zaten bitti gitti. Adamı içeri tıktılar, tamam mı? Bak söz ver, söylemeyeceksin. Tamam be. Sanki arkadaşını tanımıyorsun ha. Benim ağzımdan ne zaman bir şey çıktığını duydun acaba? Ama şöyle de bir şey var yani. Bende efsane olaylar saklı. Eğer ben bir konuşmaya başlarsam, öncelikle mahalleden başlayarak İstanbul'da bir deprem olur, sansasyon yaratılır. Hepsi bende gizli yani. Bu arada Nisan, sana ne diyeceğim ben ya? De. Aklıma geldi de, ben senin hayatını bir kere daha kurtardım. Yani bir süre daha kalırım artık buralarda. Gerçekten terbiyesizsin. Terbiyesizsin abide. Ver ya, çak bakayım. Abidin. Neyse ya, ben çok acıktım ha. Böyle şimdi altta pide, üstüne o efsane nefis sos. Biraz da etleri böyle ince ince kıracaksın. O tadı anlayamazsınız. Abidin hadi git hadi. Okey, ben gidiyorum, halledeceğim. Ama sen kredi kartını buranın üstüne bırak. Hadi git. Okey, buraya. Öncelikle geç kaldığım için özür dilerim. Nisancığım. Geç kalman sorun değil. Ama ben merak ettim seni. Yok, merak etmeyin de. Ben sadece biraz dinlenmek istiyorum. Yoruldum da. Biliyorum, yemeğe de gidecektik. Başka zaman gideriz. Daha çok zamanımız var. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nisan, bir bakar mısın? Ya. Bana mı aldın sonra? Burada başkası olmadığına göre, ha? Bu nasıl? Ya, çok tatlı. Nisan, ne olduğunu bilmiyorum ama senin biraz tadın kaçmış. Her zaman her şeyi bana anlatabileceğini biliyorsun değil mi? Her zaman yanındayım. Biliyorum. Teşekkür ederim. Eğer böyle mutlu olacaksan ben sana her zaman çiçek alayım. Alın valla. Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı?
Tamam, o zaman yarın akşam film izliyoruz. Tamam. Vallahi size Tatlışko'luk madalyası takacağım. Tatlışko? Tamam, sonra takarsın sen madalyayı. O zaman şimdi git. Yorgun görünüyorsun, bir güzel uyu. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İşte bu işin en önemli parçası yüzük almaya geldik. Evet, Aylacığım senin için şimdi bir yüzük seçeceğiz. Ama birazdan görüşmek üzere, tamam mı? Hoşça kal. Merhabalar. Merhabalar. Nisan, hadi yüzüğü değiştirelim, gidelim. Yalnız bir şey soracağım, yani sormadan edemeyeceğim. Şimdi adam gelmiş, kendine güzelce yüzük seçmiş. Biz neden karışıyoruz da yüzüğü değiştiriyoruz, ha? Hay. Yani gerçekten, bu mudur ya, bu mudur? Hayatınız boyunca yanınızda olmasını istediğiniz kadını alacağınız yüzük bu mu? Öyle değil mi beyefendi? Ben bilemedim ki yani, zevk var, zevk var. Öyle değil mi? Öyle olmuyor bu işler işte. Neyse efendim, benim abim gelip sizden bu yüzüğü almış. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz. Hatırlıyorum bu yüzüğü ben. Evet. Buyurun lütfen. Şunları şöyle koyuyorum. Buyurun. Artık bir tane yüzük seç, gidelim değil mi? Bak bütün cumartesimiz burada geçti. Ya lütfen ama burada ince bir iş üzerindeyim ben. Beni germeyin. Ya Nisancığım bir tanecik yüzük seçeceksin. Allah aşkına hadi, çok sıkıldım ya. Ya Ayla bunu hayatı boyunca parmağında taşıyacak. Onun için en güzelini seçmek istiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Benim ömrümün yarısı burada geçti. Ya beni buraya gömün, ben burada kalayım. Aa, tövbe deyin cızsız. Pardon. Pardon. Şunu görebilir miyim ben? Şunu. Ortadakini. Şu. Hı hı. Tabii efendim. Buyurun. İşte bu. İşte bu. Ha, siz de böyle aldınız bu yüzüğün etrafı saçta enerjiyi. Sanki böyle kuşların cıvıltısı, çiçek kokusu, yeni sulanmış toprağın kokusu, o toprakta koşan çocukların cıvıltısı, ha? Siz de aldınız mı bu hisleri, ha? Nisancığım, bir şey soracağım. Gerçekten kızmıyorum. Yani bir insan evladı o yüzükten bunları nasıl anlayabilir, ha? Bana açıklar mısın? Gerçekten merak ettim. İşte sizin algınız kapalı. Sınırlarınızı bir kaldırsanız siz de benim gibi duyabilirsiniz. Etraftaki diğer canlıların, öteki varlıkların, nesnelerin bize neler söylemek istediğini siz de duyabilirdiniz ama neyse, sizden zaten böyle bir şey beklemiyorum. O yüzden ben buradayım. Nisan, evet. Sakin. Tamam, sakin. Beyefendi bu yüzük ne kadar? Bakın beyefendi, hanımefendi belli ki çok zevkli birisi. Bu yüzük de çok özel bir parça. Anlıyorum. Peki ne kadar özel? Yani TL olarak öğrenebilir miyim? Yani bir 10.000 TL kadar. Yuh. 10.000. Bizim arkadaşın aldığı kaç bin? 3.000 TL. 3.000. Evet. 3 tane der. Nisan, sen şey yap, daha az özel bir yüzük seç hadi. Ama çiçeklerin kokusu çocuklar. Nisancığım, yağmur cıvıltıların çocuklar falan, onlar kendileri şey yapsa sen yüzük seç hadi. Hadi. Tamam. İnanmıyorum ya. Yani gerçekten başımıza bununla geldiğine inanmıyorum artık. Ya ne var canım, alt tarafı ben bu her genç kızın rüyası olan şu yüzüğü parmağımda nasıl durduğunu merak ettim ya. Ha, bakmak istedim, merak ettim. Giderdin merakını, ha? Gel şuradan birini çağırsam, bunu anlatsam inanmaz ya. Gerçekten güler. Bunların hepsi benim başıma gelsin. Neden? Neden benim başıma geliyor? Çünkü Nisan benim yanımda. Nisan benim yanımda, değil mi? Allah, daha önce hiç böyle olmamıştı. Bildiğim her şeyi denedik. Yani yüzük çıkmıyor. Ne yapsam bilmem ki. Kusura bakmayın ama bir şey soracağım. Sor. Ne yapacağız? Bilmem. Ben ne bileyim, sen soktun parmağına, sen çıkar, sen söyle ne yapalım? Söyle ne yapalım? Çok pardon. Kuyumcu Bey, ne yapacağız acaba? Şimdi hanımefendi, bakın kusura bakmayın ama yani bu yüzük çıkmıyor. Çıkmadığına göre de yani fiyatını ödemek zorundasınız. 10.000'i. Hepsini ödeyeceğiz. O yüzüğün tamamını, 3 tane yüzük parası ödeyeceğiz biz. Ne yazık ki. Ya bana bir yer göster, ben kafamı vurayım o zaman. Ha? Söyle bir yer, ben vurayım kafamı direkt, ben kalayım burada. Ama yapmayın, yazık.
sakin olun biraz. Nisan bana sakin ol deme. Yalvarırım bana sadece sakin ol deme, tamam mı? Sus. Bakın beyefendi, size şöyle bir güzellik yapacağım. O yüzüğü çıkarmaya başardığınız zaman parmaktan, o zaman bana getirin. Ben de o zaman sizin paranızı iade edeceğim. Söz veriyorum. 13.7 çekiyorsun o zaman. Şey, Berzan abinin kartı bende. İnsancığım, adamın yüreğini yenecek. Bırak şimdi Berzan abinin kartını. Verdim ben zaten, iade alacağım nasıl olsa. Alırsınız tabii ki. Hiç merak etmeyin. Taksit olsun mu? Ya kardeşim, dalga mı geçiyorsun? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Yani taksit diyorsun ya. Hani iade edecektin parayı? Vallahi bizim dükkandan yüzük alan herkes evlendi. Hayır diyen olmadı bizim yüzüklere. Kardeşim, espri yapma ha. Espri yapma. Hadi çek parayı, biz gidelim. Hadi. Evet sayın seyirciler, işte bu yüzük. Yani benim aramızda elektrik olduğunu düşündüğüm bu yüzük geldi, elime yapıştı. Benden aileye gidecek. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Var mı başka alacağım işi? Sok parmaklarını, al onları da. Hoşça kalın. Nisan, Nisan bak, 4. ya da 5. mekan. Çok açık söylüyorum sana, artık kalbini kıracağım. Gerçekten bak, günah benden gitti. Sana ne uyudun be adam, ne uyudun ya? Çantam da arabada kalsın bari. Evet. Aha! Bu sefer kandıramazsınız lan beni, kaçamazsınız benden. Ay, bu restoran hakkında çok güzel yorumlar okudum ben. Bahçesi var, havuzu var. Vallahi çok güzel ya. İstediğimiz gibi süsleriz ha. Ya Nisan, ne yapıyorsun? Dur sakin. Görmüyor musun, zincir var. Ama içeride biri var. Vallahi bir onunla konuştum. Ben tamamdır bu işi, hallederim yani. Nisan, bekçiyle mi konuşacağız? Allah aşkına yapma ya. Gel gidelim, başka yer bulalım. Hadi. 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 Tut şunu, tut. Tut, 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 tut. Nisan, Nisan ne yapıyorsun? Manyak, bıçattın sen. Bununla uğraşılmaz. Gerçekten kameraya yakışmıyorsun ya. Nasıl çeksem olmuyor yani. Şey, hocam. Nisan, hiç konuşma, tamam mı? Hiç konuşma. Abidin ver şunu, ver. Ne yapıyorsunuz? Evet Nisan Hanım. Abidin, kafanı çek. Evet Nisan Hanım, sizdeyiz. Buraya bak, buraya bak. Evet, gecenin bu saatinde hiç tanımadığınız insanların restoranına girip bekçiyle konuşmak nasıl bir duygu? Evet, sizi dinliyorum. Ama ben çok üşüyorum. Abidin, Masum. Sen. Ah, Abidin magazin muhteşem bir romans sahnesi yakaladı şu anda. Peri kızımız çitlerden birden içeri atladı. Atladıktan sonra o da nesi birden fışkeler çalışmaya başladı. Prens koştu ama yetişemedi. Şu an peri kızımızın kurutma çalışmaları başlamış bulunmakta. Bana bak, sen de fırsatını buldun, dalganı geç benimle. Ya Nisan, gerçekten bak, bir şey demeyeyim diyorum. Bağırmayayım, zaten üşüdü diyorum ama gerçekten tutamıyorum kendimi. Ya adama sen niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun adama? Burada bir tane suçlu varsa o da sensin. Ne dedim ben sana? Girme. Bak zincirlemişler dedim. Gecenin bu saatinde olmaz dedim ama yok. Dinlemiyorsun. Ne oldu bak, ıslandın işte. Hasta olacaksın. Bundan sonra var ya, senin yapmanı istediğim şeyleri yapma diyeceğim, sen yapacaksın. Hayat benim için daha kolay olacak. Ben ne diyorum ya? Ya yani seninle bir hayat nasıl kolay olabilir ki? Ben boş konuşuyorum şu an. Dinleme ya. Ben şu an net boş konuşuyorum yani. E o zaman götürün, atın beni çöp tenekesine. Ha? Atın da kurtulun benden. Madem ben bu kadar hiçbir işe yaramıyorum. Madem sizi bu kadar rahatsız ediyorum. Götürün atın ya. Benden... Nisan. Işte. Bence daha fazla artık konuşmayalım, tamam mı? Ben eve gitmek istiyorum. Ya Nisan. Aşıklar kavgaya başladı. Kavga demek, rating demek. Bizi izlemeye devam edin. Hadi ben de gittim. Nisan. Eğleniyor musun? Evet, çok. İyi, güzel. Nisan, kaç tane balon alacağız? 50. Yuh. Kaç, ne yapacağız ya o kadar balonu biz? Ya ama yani hocam lütfen ya, bana bağırmayın ya. Hani bugün bağırmayacaktınız bana. Lütfen bakın, bir şey söyleyeceğim. İşlerimizi bitirelim, ondan sonra tekrar bağırırsınız. Heyecanlı kavgalar, uzun uzun bakışmalar. Parmakta da tek taş var. 50 karifesinde bir çift görüyorum ben. Ha yok yok yok, evlilik falan yok canım. Aa, lütfen yani, 2 gündür de herkes zaten çıkartıyorsa artık.
Yok 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 hocam yok. Biz bir arkadaşlar için koşturuyoruz yani bizle alakası yok. Şey balonları göstersene bana şimdi. Hangiler nedir? Şimdi biz hazırlıklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama çok az vaktimiz kaldı. O yüzden acele etmemiz lazım. Ama önce küçük bir eğlence. Ya Nisan, hani sen adamlarla konuşmuştun? Ha? Adam biz götüremeyiz diyor, siz götüreceksiniz diyor. Bak ben sana söyleyeyim, ben 50 tane balonla buradan falan çıkmam. Arabaya falan hiç koymam ha. Tamam hocam ya, biz de arabanın arkasına koyarız. Ne oldu diye gidiyorsunuz, sesimde bir gariplik var. La 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 la. Hop. Yok artık. Ya. Nisan. Ya hadi. Ya adam var. Ya hadi. Aşağı doğru. Ömrümü yedin Nisan, ömrümü. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda, hayat başlar her sarılışında bana. Zaman geçer anlamam yanında. Sen bana her baktığın. Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda. Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda. Çok sevdiğimi ama anlatmak mümkün değil. Ya her şey mahvoldu. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Nisan. Hiç bana bağırmayın. Hiç bana bağırmayın. Tamam, tamam. Olsun. En azından yüzük var. Yüzük var değil mi? Yok abi, yok. Yüzük de yok. Hiçbir şey yok şu an. Yüzük benim elimden çıkmıyor. Ya dedim ki sade bir yemek yensin. O da teklifini yapsın ama yok. Her şey süslü, her şey şatafatlı. Hep senin istediğin olacak değil mi? Ne yani, her şeyi ben mi mahvettim ha? Yok, ben mahvettim. Ne alakası var? Tabii ki senin suçun değil. Hiçbir şey yolunda gitmedi baksana. Belki de çok acele ettim. Belki de doğru bir karar değildir bu. Ayla. Sakın peşimden gelme Berzan. Sakın. Ayla bir dur. Ayla bir dakika, beni dinle. Ben seni yeterince dinledim. Her şeyi duydum. Ayla ben öyle söylemek istemedim. Her şey böyle üst üste gelince böyle bir anda ağzımdan çıktı. Lütfen bir dinle. Demek bir anda ağzından çıktı öyle mi? Konuştukça daha da batıyorsun Berzan. Ne oldu? Birkaç ufak sorun yaşayınca bana olan aşkın mı bitti? Belki de beni hiç sevmemiştin. Bak ben sana şöyle yardımcı olayım. Eğer birini gerçekten seviyorsan ufak problemler onunla evlenmekten vazgeçiremez. Ama eğer sevmediysen o topa hiç girmemeliydin. Ayla ben eminim. Ben seninle evlenmek istiyorum. Ben eminim. Ama ben seninle evlenmek istemiyorum. Ayla lütfen bir yere gidelim. Sakin sakin Berzan, konuşalım. Bir daha ne karşıma çık ne de beni ara. Ayla. Ayla. Bir şeyler yapmamız lazım. Onları hemen barıştırmamız gerekiyor. Nisan yeter artık, karışma. Bak karıştığın zaman ne olduğunu gördün işte. Ya niye her şeye burnunu sokuyorsun? Sen burnunu sokmasaydın şu an Berzan ile evlenme teklif etmişti. Her şey güzeldi. Ya maydanoz olma artık her şeye. Anlıyor musun beni? Kimseyi mutlu edemiyorsun. Uğraşma. Yorma kimseyi. Oh,
azından bir şey doğru yaptım. Yüzüğü çıkarabildim. Artık istediğiniz gibi iade edersin.